sevgili kısacılar, çok özel bir bölümle yine karşınızdayım. Özel bir bölüm diyorum çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda kısa filmler izleyip daha sonra da genç yönetmenlerle filmleri üzerine sohbet ediyorduk. Oysa bugünkü konuğum oldukça özel bir isim. Çünkü sinemasında olgunluk dönemini yaşayan bir yönetmen. Hatta şu an vizyondaki filmiyle de oldukça ses getirmiş durumda. Şimdi Halam Geldi'nin yönetmeni sevgili Erhan Kozan stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hemen ilk sorumu soracağım. Böyle bu kadar hani içim şuram acımışken. Hocam ne yaptınız ya? Nasıl bir cesaret böyle bir hikaye anlatmak? Cesaretten ziyade bir sorun ve el atılması gereken bir sorun. Hı-hı. Yönetmen abilerin de el attığı, bizim de attığımız, bizden sonrakilerin de atması gerektiğini düşündüğüm bir sorun. Biraz üzücü tabii, biraz... Hı-hı. Aslında biraz mutlulukla sanki bu hikayeler yavaş yavaş deşilmeye başlanmıştı değil mi? Tabii yani benim de esas hedefim şu, bundan önceki olanlarla ilgili değil durum. Tabii ki var bir problem ama bundan sonra olmasını engellemek içinde aslında o filmin temeli. Zaten içinde akraba evliliği, işte çocuk gelin durumu, ki çocuk gelin yanlış bir söyle, pedofili. Yani onu kabul etmek anlamında söylememiştim bunu. Okula gönderilmesi, küçük yaştaki çocukların eğitimi tamamlaması, işte toplum baskısı, içinde birçok problem barındıran bir yapı. Biraz zor bir filmdi. Beni de yıpratıyor yani. Evet. Herkes gibi. Peki zor derken bir de işin başka bir zorluğu var. Hani sinema yapmanın zorluğu. Film destekli miydi Kültür Bakanlığı'ndan? Hayır, bir desteği yoktu. Yapımcısı var. Hı-hı. Bir ortak yapımcısı var filmin. Senaryosu da çok uzun yıllar hayat bulmaya çalışan bir senaryoydu. Hı hı. Ve sonunda da buldu. Peki salon bulabiliyor musunuz? Nasıl gidiyor şu an? 7. haftasında film. Hı hı. Tahmin ediyorum 149 kopyayla, 150 kopyayla girdi, hı hı, film. Ama tabii konjektör, aynı zamanda durumlar, insanlar kendi karamsarlıklarını ne kadar takip, hı hı, etmek ister gibi durumlardan dolayı salonlar yavaş yavaş azaldı tabii. Hı hı. Ama iyi bir salon sayısıyla çıktı ama desteği tabii biraz... Evet, oluyor. Bu sıkıntı hep var onun için soruyorum genelde yaşanan bir yani şey. Yani mümkün tabii ki, diğer filmlerin de segmenti mümkün ama, hı-hı, böyle filmlerin de yaşaması gerekiyor ki yaşıyor da, hı-hı, yurt dışında da çok büyük ilgi gördü. Hı-hı. Şimdi tekrar yurt dışında bir gösterim. Ben en çok şeyi merak ediyorum, yurt dışında hikayeye olan yaklaşım ve tepkiler, hani içeriye karşı, çünkü çok alışık olmadıkları bir durum, kültürel açıdan farklılıklara bakarsak. Nasıl karşılıyorlar? Hiç böyle feedback aldınız mı onlardan? Tabii çok özellikle yabancılardan aldığım feedbackler var tabii ki. Birçok insandan aldığım şeyler var. Aslında çok yadırgamıyorlar. Çok da, hı-hı, uzak değiller. Çünkü çok benzer sorunlar orada da var. Çünkü sorun insan faktörü. Bunun dinle, ırkla, işte bir grupla alakası yok. Genel olarak insanın içinde olan bir problem bu. Bir sorun sadece Türkiye'de olan bir durum da değil. Bütün dünyada var. Ve tabii ki bizim durumlarımızdan dolayı farklı karşıladıkları yerler var ama kendi işlerinde yaşadıkları problem de var yani. Hı-hı. Onu da kabul etmek lazım. Sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Peki şöyle bir şey soracağım. Çakal ilk filmdi. Çakal'dan sonra biraz zaman geçti ve Halam Gel. İsmine çok takılıyorum ben çünkü bununla ilgili hani çocukluğuma dair çok böyle enteresan hikayelerim var. Siz nasıl karar verdiniz? Aslında ben tam olarak karar vermiş sayılmam projeyi. Bir ekip işi. Bir sinema, hı-hı, filmi yapıyorsanız bir ekiple yapıyorsunuz, hı-hı, ve ekibin bütün kararları, her şey havalarda uçuşuyor. Siz de onlardan bir şey, hı-hı, topluyorsunuz. Senaryosu Evrim Kampolat'ın bu işin. Evrim Kampolat, tam net bilmesem de 7 yıl öncesinden bu projeyi tasarlamış. Yapımcıyla kontaklarından sonra da hayat buldu 1,5 yıl içerisinde. İlk filmim Çakal. Çakal 2009 Ocak'ta çekildi. 2010 Ocak'tı, hı-hı, çekim tarihi. 2010 Aralık'ta vizyon gördü. 2011'in başında. 2014'ün başında da Ocak 3 Ocak'ta. Aslında 2 yıl gayet şey. Yani bir film yapabilmek için, hı-hı, daha kısa bir zaman. Yani ben o kadar yetenekli değilim demek ki. Yani yeterli süreye ve gerçekten sindirmeye ihtiyaç var. Hı-hı. Doğal olarak da hazırlık bu aşamada da oldu. Şimdi... Sırası arkasından gelen filmin biraz daha hazırlığı hızlı gelişecek. Orada yine kara bir hikaye mi? Hep çünkü filmlerde tabii, karanlık, tabii, arka sokaklar ya da böyle iç karartıcı durumlar, buhranlar. Maalesef çünkü ben beslendiğim yer sokak. Gördüğüm şeylerde maalesef çok iç açıcı şeyler değil. Tabii ki güzel şeyler var ama o güzel şeylerle ilgilenen yönetmen arkadaşlarımız, yapımcı abilerimiz, yönetmen abilerimiz var.
Ben alanımı bu şekilde belirledim. Bir kendimce kara film olarak nitelendirdiğim bir alandan ilerliyorum. Tercihim de bu yönde. Filmografimi de bu şekilde doldurmak istiyorum. Yani bir gün komedi yaparsam da bu kara komedi olacak. O yüzden bir problem olması lazım beslenebilmem için. O beslendiğim problemi yakaladığım zaman da zaten çıkıyor filmler. Evet, şimdi hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Programımızın aslında içeriği hep böyle kısa filmler ve genç yönetmenlerle devam etti. Harika. Siz böyle bize çok güzel bir jest yaptınız, geldiniz. O yüzden ben sonsuz minnettarım size. Genel olarak arkadaşlarla da konuştuğumuzda ortak bir sıkıntı var yeni genç sinemacılarda. Çok yetenekliler, vizyonerler, çok güzel işler yapıyorlar. Fakat canavar gibiler. Evet, biliyorum. Evet. Dönem dönem hepimiz hayatımızda bir umutsuzluk sendromu yaşıyoruz. Hani hep ortak noktaya geliyoruz. Burada film yapamayız. Çünkü matematiksel hesap yapıyoruz. Mevcut izleyiciyle yapmak istediğimiz filmler örtüşmüyor. Hani yapımcı yurt dışından kontak kursak, hani o kadar ilerideler ki bizi niye tercih etsinler? Hani hiç kimse Junius aramıyor diyoruz. Ve böyle acaba vazgeçip hiçbir şey yapmasak mı gibi, hani sırt çantamızı alıp dünyayı gezelim, kendi istediklerimizi çekelim, istersek montajlarız gibi, gerçekten sinemadan uzaklaşmak adına çok derin buhranlara giriyoruz ki ben biliyorum şu an bizi izleyen birçok hani arkadaşım şey diyecek, evet ya hani ben artık çok soğudum, yapmak istemiyorum bu işi gibi, daha başlamadan, hani ilk uzun metrajına adım atmadan. Ne önerirsiniz? Çünkü ikinci artık olgunluk döneminizdesiniz. İkinci film de bitmiş. Teşekkür ederim. Ustalığa doğru gidiyor. 3, 4 ve hani yerinizi alacaksınız. Bizim gibi daha ilk filmini henüz çekmemiş, böyle buhranlar yaşayan acemilere ne dersiniz? Ya birincisi şunu biliyorum kendimden. Yani herkesin hayatı başka ve herkes başka bir pencereden bakıyor. Benim gördüğüm resimle sizin gördüğünüz resim ayrı. Arkadaşların gördüğü resimler de ayrı olacak. Çok özel bir şeyden bahsediyoruz. Bambaşka bir insan oluşu zaten çok özel bir şey. Ben sorunla ilgilenen bir tarafından bakıyorum bu duruma. Çünkü provokatif bir iş yaptığımı biliyorum. Eğlenceli tarafından da bakılabilir. Hayalperest dünyadan da bakılabilir. Yeni genç, yani gençlere baktığım zaman ya da çalıştığım diğer arkadaşlarımla ya da ekibimde çalışan insanlara baktığımda hayata bakışları da çok başka. Bir şeyin ucundan tutma tutmama meselesi tamamen rejiminin de bize sunduğu bir şey bence. Çünkü var olan bir durum harekete geçirmek gerekiyor. Onun için de iyi ekip olabilmek gerekiyor. Çünkü yaptığınız şey bireysel bir iş değil. Bireysel olarak yapan yönetmenler var ama dünyanın durumuna bakarsak bu bireysel bir iş değil, bir ekip işi. Ekibinizi nasıl motive ettiğinizle alakalı bir şey. Siz kararınızı vereceksiniz, o kararın arkasında duracaksınız. Ekibiniz de sizinle beraber yürüyecek o yolda. Ben böyle çalışıyorum. Çok fazla genç arkadaşla çalışıyorum. Birçok kısa filme gidip destek oluyorum. Çünkü yolda yürüdüğüm zaman beni kimse tanımadığı için çok mutluyum bu durumdan. Ekibe girdiğim zaman da çok problem değil. Ben yılda en az iki filme supervisorluk yapıyorum. İki uzun metraja. Bu çok büyük keyif. Yani 10 filmin içerisinde bir şekilde elim ayağım var. Bir şekilde dokunabiliyorum o filmlere. Birçok çıkan kısa filme destek olmaya çalışıyorum. Teknik malzeme konusunda artık bir sıkıntı yok. Yurt dışındaki imkanlarla buradaki imkanları kıyasladığımız zaman hani ben çok büyük bir fark görmüyorum. Evet, seyreder makineler çıktığından beri hepimiz tabii, çok rahatız. Tabii. Artık DCP gibi bir sürece girdi sinema. Yani 35'e basılması gibi bir durum söz konusu değil. Tabii ki büyük bir ticaretten bahsediyorsunuz. Yani bizim için bir film, evet bir sinema ama birileri için bir dosya bu. Yani bir dosyaya yatırılan para gibi bakabilirsiniz bu mevzuya. Bu da kesin. Ama yapılacak iş artık hem sosyal mecrada hem kendini hareketlendirebilecek alan sağlayabiliyor. Sadece bir fikir, cümlenizin net olması gerekiyor. O cümleye inancınızın tam olması gerekiyor ve eminim yani bu kararı veren arkadaşların arkasında kocaman bir ekip olur. Ben keyifle gelir hani hem kostümümü yapabilirim, kamerada da olabilirim, herhangi bir yerinde olabilirim. Büyük bir keyif alırım bir de bundan. Çünkü dediğim gibi ben insana değer veriyorum. İnsan önemli olan ve herkesin gördüğü pencere farklı. Şimdi halam geldi, geri dönmek istiyorum tekrardan. Bu arada parantez içinde hemen şunu öğrenelim. Filmi şu an izlemek isteyenler bilgi almak için bir web sitesi var mı? Tabii filmin halam geldi filmi.com adında bir web sayfası var. Halamgeldi.com. Com, evet. Erhankozan.com'dan da ulaşabilirler ya da işte bana da oradan ulaşıp filmle ilgili sormak istedikleri, konuşmak istedikleri her şeye keyifle. Tüm Türkiye çapında gösterimler tabii devam ediyor değil mi? Şu anda gösterimde değil film. 7. haftasını tamamladı. Çok yoğun istekten ve yoğun ilgiden dolayı gösterimden alındı.
maalesef gösterimde değil. Hı hı. Ama tekrar girebilme konusunda sanırım yapımcımızın bir çalışması var ve dağıtımcı şirketin bir çalışması var. Fakat işte toplum polisi, birçok belediye, sosyal STK kuruluşlar birçok yerde filmin gösterimlerini yapıyorlar. Yani takip ederlerse, yani Twitter'dan da diğer sosyal medya organlarından da takip ederek zaten onlara ulaşabilirler, filmi izlemek isteyenler için söylüyorum. Ama maalesef hani gösterimleri... Peki filmin yapım sürecinde, çekim sırasında özellikle böyle enteresan şeylerle karşılaştınız mı? Hani kağıt masa başında düşünmediğiniz ama sette oluşan ne bileyim minik bir mucize olur ve hani o hiç masa başında düşünülmemiştir ama çok tatlı bir şey katmıştır filme. Ya da hani o kadar büyük bir felaket olmuştur ki ama bir şekilde siz onu sonra toparlamışsınızdır. Böyle hikayeleriniz var mı? Ben yukarıdakinin elinin desteğini biliyorum ve bunu gerçekten hisseden bir insanım. Yaptığınız şeyde kararınızı düzgün verdiyseniz ve harekete başladıysanız zaten ne kadar olumsuz problem de çıksa, olumsuzluk da olsa size bir şekilde destek olarak geri dönüyor. Hem oyuncular tarafından, çok değerli oyuncularla çalıştık, hem teknik ekip tarafından, hem içinde bulunduğumuz süreçte gezi olaylarının olduğu bir süreçti maalesef. Ve ben yurt dışındaydım, ailem de benimleydi, yanımdaydı yani. Yurt dışında çekildi bu arada film. Çok olumsuz şeyler maalesef oldu ama dediğim gibi sonlandı. Halam geldiği için ekstrem bir şey söylemek gerekirse, filmin 3 başrolü 13 yaşında 3 tane genç oyuncu arkadaşım. Çok daha yolun başında olan arkadaşlarım. Kendi alanımda, kendi branşımda yaptığım işleri takip ettiğim sürecinde bu şekilde küçük oyuncu çocuklarla bir film yapmak gerçekten çok zor. Çok da yetenekli olmalarına rağmen. Çünkü anlatacağınız konuyu ona birebir aktarma şansınız maalesef yok. Doğal olarak da çok zorladı bu. Sahneler, işte senaristin yazdığı senaryo oldukça ince bir konudan ve hassas bir konudan bahsediyor. Ve doğal olarak da siz onları çekerken, bırakın okurken bile oldukça hüzünlü durumlara geliyorsunuz. Ama benim kimseyi ağlatmak gibi bir derdim yoktu filmin içerisinde. Tabii ki benim de hüzünlendiğim, benim de gözlerimin boşaldığı yerler oldu. Ama filmi izlerken olduğu gibi. Ama çekerken de çok zordu. Yani sahneyi tekrar çektiğinizde tekrar aynı duygunun içine girip tekrar bütün oyuncularla aynı resesif bir konu, pozitif bir alandan bahsetmiyorsunuz ve doğal olarak her şey etkileniyor. Çok enteresan bir şey oldu gerçekten. Çok duygulu, filmde de yok. Bu arada bir şey daha unutmadan söyleyeyim. Film masada biten bir iş. Ve doğal olarak ne yapmak istediğinize karar vermezseniz setin içerisinde, ben en azından öyle bakıyorum filme. Ne yapmak istediğinize karar vermezseniz, ne yapmak istediğinizin yolunu haritasını senaryoyla birlikte eşleştirmezseniz sete girdiğin, yani ben sete giremem. Öyle bir şey yapıda değilim. O yüzden filmin içerisinde düşünmediğim, gerçekten sonrasında var olan çok fazla bir şey olduğunu söyleyemem. Setin içerisinde anlık değişiklikler tabii ki vuku buluyor ama onların için alternatifleri ve seçenekleri zaten düşünmüş oluruz. Peki burayı açacağım biraz. Halam geldiğinin çekim öncesinde ciddi bir masa başı hazırlık yaptım dediniz. Çakal'da da halam geldi. Çakal'da da. Bu sizin tarzınız anladığım kadarıyla her filmde de böyle gidecek. Öyle gördüm, öyle öğrendim, öyle yapıyorum. Peki nasıl bir hazırlık oluyor hocam? Ne yapıyorsunuz? Yani sahnelerin istediğinden tutun da işte storyboardların tamamlanmasına, işte mekanların tasarımlarından tutun da o dünyanın hazırlanmasına. Birçok alanı var, birçok şey var. Yani birkaç dakikada tamamlayamayacağım şeyler. Tamam, peki. Bize de çünkü hep öyle öğrettiler. Hani iş masada biter, sonra sete inersin. Keyfi o zaman çıkar aslında bence. Peki şöyle şeyler oluyor mu? Yani mesela çok dünyaca ünlü yönetmenler bile ben hani şöyle bir Kubrick'ten de sanırım yanlış hatırlamıyorsam senaryonun %70'ini çektiğim zaman kendimi iyi hissediyorum, bu işi başarmış gibi hissediyorum diyorlar. %90 bir senaryoyu yansıtabiliyorsam ben dahiyim diyorlar. Böyle bir oran vermişler çünkü çok zor olduğunu söylüyorlar. Birebir senaryoyu hani kurgu sonrası almak gerçekten hani o kadar parametresi olan bir şey ki hani başarılması çok zor bir şey. Ben hem Çakal için, ilk filmde çünkü, hem de akabininde o ilk filmin bir sürü deneyimiyle yapılmış ikinci film için bu oran nerelerdeydi? Yani bunu Çakal için konuşabilirim çünkü halam geldi daha çok taze ve ona bir durum sağlayamam ama hali hazırda sete girmeden önceki son draft senaryoyla filmin geneline baktığımda Çakal'da 10 üzerinden 6'lık bir başarı ortalaması var diyebilirim. Biraz daha yüksek olduğunu söyleyen de var ama düşüğüyle henüz karşılaşmadım.
çok iyi senaryo çünkü. Yani gerçekten senaryo iyi. Yani yol haritanız çok iyi olunca siz de ister istemez duvara da çarpsanız senaryonun içine var olduğunuzda girdiğinizde sizi tekrar yola sokuyor. Yani çok çarptığını söyleyemesem de. Ama halam geldi çok parametresi olan, çok anlatmak istediği şeyden ziyade yönlendirmek istediği bir şeyi, bir provokatif bakışı olan bir yapı. Ki Çakal'da da aynı aslında durum var. 20 yaşında eğitimsiz bir gencin aslında nereye gidebileceğini eleştiren bir film. Gitmesi için değil, gittiğinde nelerle karşılaşabilip gitmemesi. Yani ikinci bir şansı doğurmak için de. Halam geldi de çok dediğim gibi taze. Yani onu yıllar sonra belki konuşabiliriz ama şu an için çok erken bence. Hocam biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'de yeni bir böyle kıpırtılar var, hareketlenmeler var. İşte başka sinema dediler, bir sürü sinema salonları buna dahil oldu ki şahane oldu. Çünkü çok sürekli bir sürü değişik güzel film, salon bulamayan, gişe filmi demek istemiyorum. Bu ayrımdan çok hoşlanmıyorum ama ben maalesef öyle bir kavram var. Hani gişe filmi olmayan filmler başka sinema hareketinde böyle yer buluyorlar, gidip izliyoruz. Onun dışında çok şükür festivaller var ki arada bir hani ulaşamayacağımız filmler geliyor, onları görüyoruz. Hani bu hareketlenmeler benim için çok olumlu gördüğüm noktalar. Bir de tabii çok böyle parlak bir tablo çizmeyeceğim. Olumsuz bir kısım var. Yıllardır böyle hani hepimizin hayali olan festivallerden de böyle bir soğuma. Hani nasıl derler? Hani böyle gittikçe ya oraya da artık film göndermeyelim falan gibi şeyler var. Böyle dengeler ya hep aynıydı ya bilmiyorum. Hep bu biri artacak, biri çoğalacak. Sizin bu genel olarak Türkiye'ye baktığınızda siz nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sözüm meclisten dışarıda demeyeyim. Yetkinliğim belli, yaşım belli ve yaptığım iş ortada. Doğal olarak hani Türk sinemasının geneli hakkında konuşamam. Öyle bir şey yetenek sahibi değilim. Fakat kişisel olarak bakışımı sergilemem gerekiyorsa Çakal 47. Antalya Film Festivali'nin açılış filmiydi. Keza Halam Geldi 50. Antalya Film Festivali'nin içinde gösterim aldı. Ki yarışma bölümünde olmamasına rağmen. Çünkü Halam Geldi yarışma bölümüne gerçekten gönlüm razı değildi. Sokmak istemedim. O yarışmasını düşündüğüm bir yapı değil. Bilakis desteklenmesini gerektiğini düşündüğüm bir yapıydı. İki festivalin organizasyonu içerisinde çok değerli insanlarla çok değerli vakitler geçirildi. Çok iyi ve gerçekten yararlı konuşmalar yapıldı. Fakat festivallerin, işte Adana'nın, İstanbul Film Festivali'nin, Antalya Film Festivali'ne, diğer festivallerin bakışla ilgili değil, biraz popülerlikle ilgili sanırım sıkıntıları. İstanbul'u ayrı tutuyorum. Gerçi aslında başka sinemayı da ayrı tutuyorum ama bazı festivaller için biraz popülerlik getirilmesi gerektiği gibi bir sonuca. Çok yakın iki festivale de gittiğim için söylüyorum bunu. Sanıyorum böyle bir ihtiyaç var. Çünkü televizyon hayatımızda çok fazla var. Ve televizyondaki ihtiyaçları karşılayabilecek ve sinemada da aynı ihtiyaçları karşılayabilmek için ciddi bir maddi güce, maneviyattan öte maddi bir güce ihtiyaç olduğu için sanırım televizyon daha baskın geliyor. Ama bir 10 dakika ya da bir kere daha belki ulaştıktan sonra bir daha dönmediğiniz bir yapıdan bahsediyoruz. Ama film öyle bir şey değil. Sinema yıllarca sizin hayatınızda kalacak bir durum. Bu problemler aşıldıktan sonra sanıyorum bu kaygılar da kurtulacak. Yeni organizasyonların içerisinde çok değerli yapılar var. Çok değerli insanların çalıştığı, emek sarf ettiği yapılar var. Ve ben yurt dışında birçok yapıyla beraber gezdim. Hem Çakal sürecinde hem de Halam Geldi. Halam Geldi de gezmeye devam ediyoruz aynı zamanda. Orada da şöyle bir durum var. İstanbul'da alternatif sinema ve başka sinema, öteki sinema ya da işte ismi her neyse bir sürü yapının içerisinde bulunan yapılar vizyonda o kadar büyük hareketlenmeler ve maddi kaynaklar sağlanabildiği için sinema salonları tarafından ben artık ona çok üzücü bir şekilde 1,5 metreye kiralıyorlar diye bakıyorum. Çünkü içeriye giren sinema izleyicisi için anlık mutluluklar var. Evet. Ama gerçekten içinde bir duygu barındıran, söylemeye çalıştığı bir şey olan filmler içinde bir art gibi bir durum var. Ya bir film en nihayetinde, o da bir film, bu da bir film. Kulvarları başka olsa da ikisi de aynı değerde, aynı yapıda ve yıllarca ayakta kalacak yapılar. Ulaşabiliyor olması çok mutluluk verici. Yani sinema salonlarının buna destek veriyor olması da çok mutluluk verici. Yapımcıların bu yönde ataklarda bulunması da mutluluk verici. Ama yine de yeterli olduğunu düşündüğüm bir alan değil. Çünkü çok değerli filmler var. Ve hani 10 kopya, 15 kopya, 20 kopya gibi yapılarla içeri girmeye çalışıyorlar. Ya birinci filmini, ilk filmini, ikinci filmini çeken yönetmenlerden bahsetmiyorum. Çok sayıda da. Talepleri anlayışla karşılayabiliyorum ama yayın organlarını
yani Suhare Matine arasındaki yayınlama zamanlarını belki iyi, efektif şekilde kullanmadıkları için de galiba biraz oluyor. Ama insanlara ulaşabiliyor olması çok güzel. Çünkü bir film sizinle anlatmak istediğinizle de çözülüyor belki ama karşıdakinin de ne anlamaya, ne anladığınla da çok orantılı, doğru orantılı. Ben çok değerli buluyorum. Yani hepsine de destek vermeye çalışıyorum. Yani kendim yetebildiğimce olması gerektiğini de düşünüyorum. Arkasında durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Sinemaya gider misiniz? Çok. En son hangi film izlediniz? Yönetmen oluşumdan dolayı bunları söylememeyi tercih ediyorum. Peki, ama tamam. Tabii yani çok çok sıklıkla gidiyoruz. Güzel. Eşimle beraber tabii. Güzel. Siz sanırım karı koca ikiniz de yönetmensiniz, evet, değil mi? Evet. Ben öyle yanlış bilmiyorum. Eşim yani iki ufaklık var bizde. İki uzantı var. tam çakallı halam geldi arasında denk geldi ikisi de hayata. Bizimle beraberler. Sette bebeklerle falan birlikte miydiniz? Tabii. Ben hep her işimde fakirin malı yanında olsun gibi bir düşüncem var. O yüzden hep beraberiz. Gerçekten çok güç veriyorlar bana ve ben onların hayatında ve yakınında olmak istiyorum. Yani benim için değil, onlar için de, onlar için değil, benim için de iki türlü de kesinlikle beraberiz. Eşim de yönetmen, o da yakın böyle ufak ufak geliyor. O biraz çocuk filmleriyle ve biraz müzikalle ilgilenen bir Şimdi şeyde. De anne yaşıyor, deneyimleyerek de geliyor. Anneden bunu önce de çocuk öyleydi. Anne oluş süreci zaten onu biraz uzak tuttu ama şimdi o da yavaş yavaş. Çok güzel. Peki evde böyle iki yönetmen olması büyük kavga. Birlikte yani sanatsal olarak tüketiyorsunuz bence birbirinizi büyük ihtimalle, değil mi? Yok, bilakis ben hayat damarım o benim. Yani her şeyi ondan öğreniyorum. Böyle şey oluyor mu hani projelere çalışırken falan hani damarınıza bastığı, hani ters çıktığı durumlarda? Yok, hiç öyle şeyler olmuyor. Bilakis yaptıktan sonra mesela konu bir kere tabii ki ben de onunkini, o da benimkini bir kere okuyor. Ve ondan sonra hiç kimseye yorumda bulunmuyor. Ama filmi izledikten sonra, oturup seyrettikten sonra işim bana çok zılgıt atmıştır yani. Ya. Bu çok keyifli. Bence büyük bir şans. Hani iki çok, gözün çok aynı şekilden bakabiliyor olması çok büyük bir şans. Çok büyük bir avantajı var, evet. O zaman kendisinin filmlerini de izleyeceğiz önümüzdeki i̇nşallah, günlerde inşallah. Değil mi? Ben yani, zaten biliyorum aktif olarak sektörün içinde çalışıyor. Evet, o organik bir yapı çünkü. Yani o kimsenin benim bile karar verebileceğim bir şey değil. Kendi içinde bulunan hani hayat bulmaya başladığı anda zapt edilemez bir gücü var. Sadece siz onu nerede konumlandırdığınızı sağlayabiliyorsunuz. Ben çok öyle bakıyorum. Güzel. İşte. Evet, çok güzel. Peki biraz geçmişe götürmek istiyorum sizi. Kısa çektiğiniz, hatta ilk kısa filminizi çektiğiniz zamanları hatırlıyor musunuz? Tabii. Aslında çok da geçmiş değil yani. Siz genç, yeni kuşağın temsilcilerindensiniz. Hani ben genelde çok öğrencileri konuk aldığım için geçmişe götürüyorum sizi diyorum onun için ya, yoksa. Biraz oldu tabii. Tabii onlarla karşılaştınız ama siz daha hani gerçekten genç kuşağın temsilcilerindensiniz. O ilk kısa filmi çektiğiniz günlerde hani aklınızda ne kırıntılar mutlaka vardır. Var. Tabii ki var. Kertenkele diye bir işti. Barın arkasında duran bir yani filmin hikayesi bakımından söylüyorum bunu. Sakın bazı durumlar yanlış anlaşılmasın. Barın arkasında çalışan bir ve her gün konuştuğunuz bir adamın karşısında da bir hayat kadının ikili bakışı vardı filmin içerisinde. Çok da keyif aldığım bir film. Hala da çok severim. Tabii çok eksiklikleri olan düşünce yapısı tam oturmamış bir film de olabilir belki ama o kısa film iki tane ödül aldı falan. Her zaman selam verdiğiniz bir adamla aslında konuşmaya korktuğunuz bir kadının, hayat kadını olarak çalışan bir kadının aslında hayatta değil de yaşamınızda nerelerde durabileceğini irdeleyen, hani o mu bu tarafta mı bu taraftayı eleştiren bir filmdi. İşte Bülent Polat vardı, Duygu Şen vardı, Mustafa Uzun Yılmaz vardı. Çok da değerli, benim için de çok keyifli bir iş. Ondan sonra Üç Adam diye bir iş var. Kertenkele, Tabularasa diye bir filmim var. Çok değerli, hepsi benim için bir şey ifade ediyor. Yani onlar hep bir yerlere taşıyor çünkü beni. Kısa filmden uzun metraja geçiş diye bir durum var mı yok mu çok kestiremiyorum. Yani bu tabii ki tecrübe edilmesi gereken bir alan. Yine kısa filmci arkadaşlara döneceğim. Yapması gereken şeyi tecrübe etmeden, denemeden ve bitirmeden ellerinde hiçbir şey olmaz. Ama bitirdikten sonra iyi de kötü de olsa ellerinde bir şey haline gelir. Bu çok önemli ve çok özel bir şey. O yüzden herkesin mücadeleye devam etmesi gerekiyor. Kimse ona kısa film ya da kimse ona bir film vermeyecek. Kendi mücadelesi yapmadı, kendi mücadelesini vermediği sürece. Çok heyecanlı anlardı ya. Kurgusu başka bir telaş, kamerayı bulmak başka bir telaş. Gerçi benim için öyle teknik ekipmanla ilgili bir sıkıntım bugün de hiç olmadı çok şükür ama
her şeyi denkleştirip bir yere oturtmak tabii büyük bir telaş. Peki son bir soru sorup programı kapatacağım artık. Keyifli. Vaktimiz doluyor çünkü. O da şöyle bir şey, yurt dışında biz bunun örneğini çok görüyoruz. Türkiye'de var ama çok nadirler. Uzun metraj yapmış, aslında rüştünü ispatlamış birçok yönetmen araya kısa attırır hep. Böyle tabii. Bir kısa çekerler, hani koyarlar, tabii. Gönderirler falan filan. O hani böyle bir tutkudur sanırım. Tabii. Ve sonra tekrar projelerine devam ederler. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Hani bir sürü de proje var gerçi. Hani evde zaten bir kısa, iki tane kısa film var bence sürekli değişen. benim Sert Ünsüz adında bir yapımız var ve o yapının içerisinde kapsül diye bir oluşum kurguluyoruz. Anlatmak istedikleri, söylemek istedikleri şeylere hiç dokunmadan, kendi söylemek istediklerine hiç müdahale etmeden, çünkü onun hayata bakışını gerçekten kısa bir zamanda anlamak mümkün değil. Ama onun söylemeye çalıştığı şeyleri yollarını açabilecek bir yapı bu. Kapsül adında bir organizasyon. Orada çok fazla kısa filme temas ediyorum ve çok fazla kısa filmle uğraşıyorum. Tekrar geri dönmek konusunda, tekrar kısa film çekmek konusunda neden olmasın? Ama böyle bir ihtiyaç duyabilecek bir çalışma zamanım yok. Çok sıklıkla çalışıyorum. O yüzden de henüz bu duruma dönmedim. Ama beni ilgilendirebilecek bir konunun içerisinde bir gün çekmek mümkün olursa hiç çekinmeden arkasında dururum tabii ki. Peki çok teşekkür ederim sevgili Erhan Kozan katıldığınız için ve güzel bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sevgili konuklar, haftaya bir başka konuyla ve bir başka konukla yine karşınızda olacağım. Ne yapıyoruz? Yine bir sürü film izliyoruz tabii ki. Hoşça kalın. Düşünce. Bir tık kısaltalım. Bir tık dünya. Bir tık gözünü aç. Bir tık yaşamla ilgi. Bir tık bir fark vardır. Bir tık duştan saçım var ya. Nesli yapamıyorum. Allah. Bir tık, 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 bir tık. Kısa film dünyasına küçük bir pencere açıyoruz. Nasıl mı? Bir tık. Yerli ve yabancı birçok kısa film izleyeceğiniz programımızda zaman zaman sektörden profesyonellere, zaman zaman akademisyenlere, zaman zaman da sizlerin setine konuk oluyoruz. Eğer sizin de bir kısa filminiz varsa ve bizimle paylaşmak istiyorsanız hemen iletişime geçin. Nasıl mı? Bu Twitter adresimiz sanırım. İşte bu da e-mailimiz. Bu da Facebook adresimiz.